Bak şimdi ben bir tane daha anlatayım. Aynı böyle bir ortam. Deniz evre, güneş batıyor falan filan, bir genç delikanlı. Kör kütü karşı. Böyle pıt 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 yürüyor. Aklında da sevgilisi var. Sevgili deniz aşırı ülkede. Gidip gelemiyor bir türlü. İçi şişiyor. Yürürken çat bir şeye takılıyor. Bir bakıyor altta bir şey. Ah, eski bir lamba, alıyor eline. Lan bu ne derken fırt içinden bir cin çıkıyor. Hayırdır diyor. Cinim oğlum ben diyor. Nereden çıktın? Lambadan. Benden diyor, bir dilek dile diyor, ne istersen yapayım. Üç dilek hakkı var değil mi baba? Lan olur mu, cin yaşlı oğlum. Bir dilek hakkı var. Baba diyor, bana diyor, ben çok aşığım diyor, kör kütük diyor, sevgilim var, seviyorum, deniz aşırı ülkede gidemiyorum diyor. Uçak fobim var diyor benim. Bana diyor bir otoban yap diyor, gideyim diyor, sevgilime kavuşayım. Lan oğlum diyor, sen gerizekalı mısın çocuğum ya? Hani böyle bir şey, otoban ne yapayım ben diyor ya. Başka bir şey değil de ben yaşlıyım diyor oğlum. Geç bunları. Falan düşünüyor. Baba diyor be, o zaman bana kadınları anlama hakkını tanı diyor. Nasıl anlıyorum kadınları, bir anlat diyor. Şimdi böyle bir duruyor. Ulan yaşlıyım başlayayım da diyor. O kadar bilgili değilim. Sen diyor kaç şerit olacak otoban, bana onu söyle. Güzelmiş baba bu ya. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım, afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz kaç sofrada çözememişiz hocam kadınları. Cin mi çözecek, anlayacak kadınları? Oğlum, kadınlar anlanmak için değil, sevilmek için. Vay babam be, ne güzel dedin ya, helal olsun be. Öyle diyorsun da baba, seviyoruz. Hem de çok seviyoruz. Sevmek de anlamaya yetmiyor ki, biz ne yapacağız? Nasıl yetmiyor be oğlum, bak bana. Şey abi, bir dakika, siz bir kere evlisiniz, siz kategori dışısınız. Baba bunlar evli olduğu için bunlar müşterek bayı sadece. Yani ayrıca şöyle bir şey var baba, bak ben dikkat ediyorum. Sosyal medyada ablalar yazıyor işte. Şöyle erkek olsun, böyle adam olsun, bak çok sevsin, kıymet bilsin, bana prenses gibi davransın filan. Öyle adam yok diyorlar. Yok mu? Var. Ben, bak kardeşim Yiğit, biz niye denk gelemiyoruz babacığım bu kadınlara ya? Abi de abi, şöyle erkekler diyorlar, böyle erkekler diyorlar. Her şeyden sonra iki kuruşluk erkekler demiyorlar mı bir de? Son tahlilde olan yine senin benim gibi yürekten sevenler oluyor be abim. İki satırlık adamlar oluyor da iki satırlık kadınlar olmuyor mu baba? Ha baba? Hep erkekler mi suçlu ha? İki satırlık kadın. Doğru söylüyor adam. Yok mu iki satırlık kadın? Olur da kadın iki satırlık olmaz oğlum. Kadın kitap gibidir. Açar açar okursun. Vay be. Yine noktayı koydun. O zaman babacığım bütün kitap gibi kadınları içiyoruz. Murat'ım sen de oradan çal bir şey. İki satırlık kadınlara söylüyoruz. Söndürmüşüz feneri, salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz, nur cemalimizin astarı kalmış bir tek o da kaşık kadar. Söndürmüşüz feneri, salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz, nur cemalimizin astarı kalmış bir tek o da kaşık kadar. Vur kadehi ustam, bu gecede sarhoşuz, kalan sağlar bizimdir, acıdan mayhoşuz. İki satırlık kadınları musallat ettik ömrümüze, bundandır böyle dibe vuruşumuz. İki satırlık kadınları musallat ettik ömrümüze, bundandır böyle dibe vuruşumuz, bundandır böyle dibe vuruşumuz. Damla sakız hayallerimize, yakamoz vursa bari öyle canlansa da, hayat bulsa ne olurdu. Kalbe kan yine hücum etse, vur kadehi ustam, bu gecede
sarhoşuz, kalan sağlar bizimdir. Acıdan mayhoşuz, iki satırlı kadınları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz, iki satırlı kadınları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz, bundandır böyle dibe vuruşumuz, bundandır böyle dibe vuruşumuz.